Basitlerinden bir lead kod sorusu daha çözelim. Merdivenleri tırmanma kombinasyonlarını sormuşlar. You are climbing staircase. Merdivenleri tırmanıyorsun diye. It takes n step to reach the top. N adım atarak, n tane adım atarak yukarıya ulaşıyorsunuz diyor. Her seferinde bir veya iki adım atabilirsiniz diyor. Kaç farklı şekilde yukarı çıkabilirsiniz? Basamak sayısına göre. You are climbing staircase in steps. Yani iki gelmişse diyor. Yani iki basamaklıysan ilk seferde bir basamak atarsınız. Bir basamak daha çıkıp 1 artı 1 iki defa da veya o iki basamağı bir seferde iki basamak çıkarak yapabilirsiniz diyor. Yani şöyle siz şuradasınız. Şöyle. Düz kişi yazıyor. Bir basamak etti. İki basamak mı etti? Şuraya da koyalım. Büyütelim. Tamam. Şimdi bir seferde çıkabilirsiniz veya ikisini bir adımda çıkabilirsiniz. Şöyle bir ayağını attığı gibi bir yukarı çıkabilir. Dolayısıyla bir adımda iki basamağa çıkarsa bir olmuş oluyor, bir iki olmuş oluyor. İki de. Şimdi buraya bir tane daha koyalım. Üç olduğunda ne olacak? İlk seferde iki adım atabilir, sonra bir adım atabilir. İlk seferde bir adım atabilir, ikinci seferde bir adım, üçüncü seferde bir adım. Bu ikinci bir olasılık. Üçüncü olasılık ilk seferde bir adım, sonra iki adım olur. Ya da iki adım bir adım. Yani üç defa atabilir. Tamam, böyle böyle gidiyor. Dört olduğu zaman ne olacak? Bunu ofiste basamak sayısı o olasılık 1, 2, 3, 4, 5.4. Olasılık 5. Sonra devamını yazarız yanına. Şimdi basamak sayısı 1 iken ne yapabilir? Sadece 1 adım atabilir. 2 iken 1 atar veya 2 atar. Değil mi? 2 tane olasılığımız var. 3 iken yine 1 atar ilk adımı. 2 1 atar. Ve 1, 2 atar. Yani 4 iken ne yapar? Pardon, 3 değil mi? 1, 1, 1 atar. Yapalım. 2 artı 1, 3 etti. 1 artı 2 de 3 etti. Bu da farklı bir olasılık. Tamamdır. 4 iken ne yapabilir? Yine 1, 1, 1 ve 1 atar. 2, 1, 1 atar. 2, 3, 4 olur. 1, 1, 2 atar. Değil mi?
-1 -1 pardon. 2 2 daha 4 etti. İki ata bitirir değil mi? Başka bir tane eksik kaldı. 1-1-1-1 2-1-1 1-1-2 1-2-1 atar bir de değil mi? 4 1-2-1 Evet. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu aslında Fibonacci gibi bir recursive, yani kendine en önce gelenlerin toplamı gibi düşünebilirsiniz. Burada bir tane olasılık var. Burada iki olasılık. Şu nedir? Şu ikisinin toplamı kadar. Üç tane olasılık var. Şu nedir? Şu kendinden önceki ikisinin toplamı kadar. Dolayısıyla bunu bir kolay recursive function'la çözebiliriz. Kendi kendini çağıran bir class'la çözülebilir. Ancak LeetCode'da böyle recursive yaptığımız zaman timeout hatası alıyor. Yani kaynakları çok kullandığı için şey yapamıyor, çözemiyor serverları. Dolayısıyla bunu diğer bir yöntem olarak loop'un içerisinde yapabiliriz. Yani birinci elemana bir, ikinci elemana iki veririz. Sonraki elemanların hepsinde toplam yapabiliriz. Böyle bir array yapabiliriz. Ama array çok yer kaplayacaktır. Array'e gerek yok bizim için. Her seferinde yeni bir eleman yaparak da bunu çözebiliriz. Şimdiki LeetCode'a geri dönelim. Şunu şöyle alalım. Visual Studio'muza gelelim. Programın içinde void main'imiz var. Command B. Climb stairs and şimdilik return 1 diyorum. Hata vermesin diye. Bir dedim. Solution S1 eşittir new solution. Integer x eşittir. Integer de ne değil mi? S1 nokta climb stairs 2 diyorum. Şimdilik böyle. End diyorum. 1'i döndür diyorum. Sadece bir de şunu yazdıracağız. Hello World yazacak. Ortamımız çalışıyor mu diye bakıyoruz. Console. X'i yazdıracağız. Yani bir döndüreceğiz, biri yazdıracağız. Bir hello world yazacak, bir de bir yazacak ki ortamımızın çalıştığına eminiz. Şimdi tamam, devam edelim. Şimdi engeldi. Bunu şöyle çözebiliriz. Mesela bir ise bir dönecek, iki ise iki dönecek, D ise hep kendinden önceki iki sayının şeyi dönecek, değil mi? Kendinden önceki iki tanesinin dönecek. Şöyle yapılabilirdi bu. Zaten bunu deneyeceğiz çalıştığını. If n eşittir bir ise return 1 else if n 2 ise return 2 sonrası için mesela else return climb stairs n eksi 1 artı climb stairs n eksi 2. Yani kendi kendini çağırttım. Burada ne yapıyor? Bir zincir oluşturtuyor. 3 ise mesela 2'yi çağıracak, 1'i çağıracak. Tamam, 4 ise neyi çağıracak? Önce 3 ile 2'yi çağıracak. 2'den bir değer dönecek. 3 için bir daha gidecek, kendi kendine çağıracak. Böyle bir zincir oluşturacak.
Bu şekilde normalde çalışır. Ama bunu lead kodda copy paste ettiğimiz zaman, çalıştırmaya uğraştığımız zaman şey hatası verecektir. Şöyle yapalım, bunu bir deneyelim. 2 iken 2, 3 iken 3. elemanda 3 müydü? Bir daha bakalım şuraya. Evet, 3'tü. 4'ken deneyeceğiz. 4 ve 5'te bir şey olacak. 4'te 5 döndürmesini bekliyoruz. Evet, döndürdü, çalışıyor. Bu haliyle çalışıyor. Ancak dediğim gibi bunu şeye kopyaladığımız zaman LeetCode'da timeout hatası verecektir. Recursive'lere karşı şeyi var LeetCode'un. 2'de çalışır büyük ihtimalle. Sabit exit böyle hata veriyor. Vermemesi lazım normalde ama şuraya mesela 50 falan dediğimiz zaman ne kadar sürüyor bunun çalışması? Bayağı uzun sürüyor. Hala çalışıyor. Durduralım. Yani 40 ile 50 arasında bile ciddi fark vardı, ben söyleyeyim. 40 biraz hızlı çalışacaktır şimdi. 40'ta getiriyor. Bu kadar olasılık var. Yani kendi kendini çalıştırdığı zaman yazması kolay ama çok fazla yer şey, kullanıyor programda. Dolayısıyla bu böyle dursun. Bunu şöyle yapalım. Climb Stairs 2 diye başka bir class yazalım. Şey, metot yazalım. Şöyle. Stairs 2. Integer alıyor yine. Bunu oraya kopyalayacağız da şu ikisinin aynı çalışıp çalışmadığına bakacağım. Şöyle yapacağız. Int i'ye eşittir. S1 nokta climb stairs 2 40 console nokta write line. Okey. Böyle yazacağız. Şimdi ne yapmamız lazım? Bizim bir kere hani 1 ise 1, 2 ise 2 diyeceğiz. Sonra da diğer hepsini toplayacağız bunları. Aslında ne oluyor? Şöyle düşündüğümüz zaman İki geldiyse, 2'den küçük bir şey geldiyse direkt kendisini döndürmemiz lazım, değil mi? 1 ise 1 geldi mesela, bir tane basamak var diye biz direkt 1'i döndürmemiz lazım. 2 ise 2'yi döndürmemiz lazım. Sonra da 3'ten itibaren bir döngü kursak, 1 ve 2 variable'ları atasak ona göre çözeriz. Yani bize ne lazım? Bir tane döndürme variable'ımız lazım, dönüş variable'ı. Bir de geçici bir variable lazım. Sonra ikisini toplayıp 3'üncüye atayacağız hep. Sonra da yerlerini değiştireceğiz. Değil mi? Şimdi şöyle ilkten bir şey yazalım. If n küçüktür işareti lazım. Mac'te bunu tam şey yapamıyoruz. Şuradan kopyalayalım. Küçük eşit. İkiden küçükse return n diyecek ve metottan çıkacak direkt olarak.
2'den küçük eşitse. Sonra şimdi bizim ne lazım bize? Değilse tabii integer one diyelim eşittir 1 int to eşittir 2. Bir de döndüreceğimiz int y result eşittir 0. Şimdi 3 gelmiş olsaydı ne yapacaktık? 1 ve 2'yi toplayıp döndürecektik. 4 gelmiş olduğunda ne yapmamız lazım? 1 ile 2'yi toplayıp bir yere atacağız. Bir tane. Sonra bunların yerlerini değiştireceğiz. Bunu buna atacağız. Bunu da bu artı buna atacağız. Sonra da döndüreceğiz. Result'ı döndüreceğiz yani. Dolayısıyla bizim kaçtan başlatmamız lazım? 3'ten başlatmamız lazım. Değil mi? N'e eşit olana kadar 3'ten başlatırıp her seferinde bunları toplayıp sonra da yerlerini değiştirmemiz lazım. Bir tane tabii ne lazım bunu? Temporary bir şey lazım diye düşünüyorum. Int my temp eşittir 0. Sonra loop'umuzu kuralım. For integer i eşittir 3. 3'ten başlatıyoruz. 1, 2, 3. elementi atacağız çünkü en fazla ilk başta. I buraya küçük eşit mi olur, küçük mü olur? N şunu düşüneceğiz. I artı artı. Üçten başlatacağım. 3 gelmişse benim ne yapmam lazım? 2 artı 1'i bir kere toplamam lazım. Dolayısıyla yukarıda verdik, sonra bunları manipüle edeceğiz. My result her seferinde zaten. Eşittir. One previs artı two previs. One previs artı two previs. Şimdi 3 ise zaten bunu döndürecektim. Ama 3 değilse birbiri arasında değiştirmem lazım. Yani one previs'e two previs atamam lazım. Two previs'e de one previs artı two previs atamam lazım. Tamam. Yani mesela 4 ise ne olacak ilk başta geldi. Şu ikisini toplayıp 3. elemanı atacağım. Bu da o diğerine atanacak. Yani şöyle yapacağım. Daha rahat anlat şey yapalım. Ne lazım bize? To eşittir. Yani mesela iki bardaktaki sıvıyı değiştirmeyi düşündüğünüzü düşünün. Ne yaparım? Direkt birini ötekine atamam. Bir tane boş bardak lazım. İlk dön ikinciyi boşa dökerim. Birinci ikinciye dökerim. Sonra boştakini birinciye dökerim gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Değişiklik yapmamız lazım. İşte to previous eşittir. Bir dakika. To previous ilkten atarsam ama olmaz. Ne yapmam lazım? Şimdi benim amacım one previous ile two previous'ı toplamak değil mi? Onu two previous'a atacağım. Dolayısıyla bir tane temp'e şey atamam lazım. My temp eşittir. Evet, one previous. Bunu temp'e atamam lazım öncelikle. Tamam. One previous'ı da two previous'ı one previous'ı atacağım. Yani kaydıracağım. Atadım. Değil mi? Two previous'ta eşittir. Kendisi artı one previous olacaktı ama one previous'ın değeri burada değiştiği için myTemp'i kullanacağım. MyTemp. Bunu daha kolay daha hızlı çalışacak bir yöntemle yapılabilir. Bunu bir düşünüyorum. Yazdıktan sonra düşünürüz bunu. Result'ta sürekli topluyorum. Mesela şeyi my result'ı her seferinde topluyoruz değil mi burada? Ona da gerek yok aslında. Eşitse i eşittir n ise if bir kere toplayabiliriz. Burada direkt return edelim şimdilik. Hangisi daha hızlı çalışacak? Ona bakalım. İlkten bir normal çalışmaya bakalım. My result. Bunu lead code'a bir copy paste edelim. Çalıştığına emin olalım. Sonra şununla bu düzgün aynı mı değer getirtiyor ona bakacağız. Sonra da bunu hızlandıracağız.
Hızlanma yöntemleri bulur. Şimdi burada array de yapılabilirdi ama array boşuna yer kaplayacaktır. Şunların her biri bir eleman olursa mesela 40 dediğimiz zaman her biri 40 elemanlı bir memoride yer açılacak. Hiç gerek yok. Hatta bunlardan birine bile gerek yok. Böyle bence şey yapabiliriz. Daha hızlandırırız. Bu kadar variable'a da gerek yok da burada açık olması açısından. Ne yaptım? Benim amacım her seferinde önceki iki elemanı toplamak, değil mi? Mesela birinci eleman bir için bir, ikinci eleman iki için iki. Sonrasında üç için iki artı biri toplayacağım. Dört için üçteki değer yani üç artı bir önceki ikiyi toplamam lazım. Sonra da beşinci için de daha önceki iki tanesini. Dolayısıyla ne yaptım ben ilk başta? İlk gelen iki taneyi one previous, two previous burada atamıştım ben zaten üçten. Direkt my result'a üçe atıyorum. My temp, evet my üçe atıyorum. Sonra da bunları değiştiriyorum. Ne yapıyorum? Two previous'ı, one previous'ı atıyorum. Two previous'ı da aslında one previous'ı topluyorum. Bir öncekiyle topluyorum. Onu da my temp'e atadım ki değeri değişmesin. Böyle koyalım. Çalışacağını umuyorum. Şöyle. Kopyalayalım. Şuraya paste diyelim. İçin zaten 2 döndürecek. Submit kod diyelim. milisaniyede %84'ünden daha hızlı olarak çalıştırdık. Güzel. Şimdi şuna bakacaktık. Şimdi 40. Heh, bunlar aynı mı? Şunlara bakacağız. Ha, ne yazacak? Hello world yazacak. 40 içinde geliyorsa, Y içinde geliyorsa bakalım. Aynı değerler mi gelecek? Birebir aynı değerler geldi. Bakın gördünüz mü? Bunu şeyin çalıştıramamasının, bu recursive çalıştıramamasının sebebi böyle arka arkaya zincir oluşturuyor. Büyük ihtimalle memory de çok yer yiyor. Şimdi şunu da daha da hızlandırabiliriz. 2 ise 2 gönder. One previous. Temp'e gerek var mı şimdi? My result'a bir kere her seferinde burada atamaya gerek yok, değil mi? En sonunda atarız. If i eşittir n, my result eşittir one previous. Bir dakika. En sonuncu da one previous'a two previous atarız ve return deriz. Continue de ya da break deriz. Evet, break deriz burada. Şöyle yaparız. Buraya bir if koyalım. Eşitlikte var ya zaten. I eşit eşit ense. Şuraya o if'in içinde yapılacakları yazalım. Şu atamayı yapacağız. Şimdiki amacım daha da hızlandırmak. Yüzde niye %100 olmasın? Hepsini geçmeyelim, değil mi? One previous, two previous ve bir break diyeceğiz burada. Loop'tan şu for loop'undan çıkartıyoruz. Zaten sonuncuya gelmişiz. İki öncekini toplarız. Bunlara bakmamıza gerek yok. Eğer şu if'i şuraya koysaydık daha da sonrakini elemanları toplamış olacağımız için yanlış olacaktı. Tamam. My result'ı bunu atadık. Return my result. Buradan bir hızlandırırız. Sonra bence hızlanır ya her seferinde. Gerçi burada da her seferinde i'ye eşit mi diye bakıyoruz. Bu da yavaşlatıyor. Ama diğerinde atama var en azından. Atamayı engelliyoruz. Her seferinde toplayıp toplayıp boşu boşuna my result'ın içerisinde değer tutmuş oluyor. Görürüz hangisi daha hızlı. Hatta bir deneyelim bakalım hangi şu mu daha hızlı. For copy diyelim. Ya bu da çok sağlıklı değil aslında.
Bakın 37'ye geldi. De arttı. 25'ten 37'ye çıktı. Sağlıklı mı? Bir daha sabit. Beşe çıktı. Sağlıksız bir şey var yani. Güvenilmez ama neyse. Her seferinde kan ışığına bakıyor. Kan ışığına bakmak yavaşlatıyor demek ki. Yani şuna her seferinde bakmak yavaşlatıyor. Yavaşlatmış. Ama 106'da toplamak da şey ki. Ne yapıyor burada? Memory allocation. Her neyse. O zaman bunu silelim, bu yavaşlattığına göre. Şimdiki bizim amacımız ne? 2 previsa, 2 artı 1 previsa atamak değil mi? Ama one previous'ı, two previous'ı da one previous'ı atamak. Hepsini bir seferde yapabilir miyiz? Şu temp variable olmadan. Yapılır aslında. Temp variable olmadan yapılır da. Şu an aklıma gelmedi. Ona sonra bakarız o zaman. Daha hızlı çalışmasından. Şurada şu şekliyle %84'ünü geçmeyi başardık.